Sema Kızılboğa. Böyle bir zikir Nur Dairesi'nde yok. Nur Dairesi'nin tarzı bu değil. Def çalmak Nur Dairesi'nde yok. Sungur Ağabey'in diğer mutlak vekillerin böyle bir tarzı yok. Risale-i Nur hakikattir. Bizler ilim ehli zikir değil. Yanlış biliyorsun. Şimdi ben sana izahın neresinden başlayayım yani. Nur Dairesi'nde zikir Nur Dairesi'nde yok. Nur Dairesi'nde olmayan zikir Hazreti Bediüzzaman'ın en birinci savunduğu yerdi. Nur Dairesi Bediüzzaman'dan sonra başka bir şekil mi aldı? Başka bir şey mi çıktı ortaya? Nur Dairesi ne kadar Bediüzzaman'a uyuyorsa o kadar Nur Dairesi'dir. Değilse, uymuyorsa Nur Dairesi değil. Üstad Hazretleri ilk defa Barla'ya gidiyor. O garipliği biraz hissedelim kendimize bile. Birazcık hissedelim. Kayıkla götürüyorlar, Barla'da bırakıyorlar köyün ortasına. Tanıdık yok. Birlik yok. Para yok. İmkan yok. Oturuyor orada. Biraz o garip hale gir hele bir kere ya. Oturuyor orada. Sonra Allah birinin kalbine bir himmet veriyor. Nur ilka ediyor. Muhacir Hafız Ahmet Efendi duyuyor. Böyle birisi gelmiş. Barla'da oturuyor. Gitmiş sahip çıkmış. Buyurun bize teşrif edin. Bizde misafir kalın. Üstad da onun teklifini zaten bekliyor. Çıkıp evine gidiyorlar. Evi iki katlı. Kendisi üstte oturuyordu Ahmet Efendi. Muhacir Hafız'ın. Arif bir kimse. Arif bir kimse. Bakıyor ki bu sıradan bir misafir değil. Diyor ki hanımımla konuştum. Biz sizi üzerinizde rahat edemeyiz. Lütfen yukarı çıkın üst kata. Biz aşağıda oturalım. Üstad reddi diyor. Hayır diyor. Siz orada oturacaksınız. Bu sefer emir mucibince oturuyorlar. Birinci gece bu kardeşimiz hanım mıydı? Evet. Hanım bacım ben dinle. Birinci gece seher vakti sabaha karşı zaten uyanıklar. Hoş insanlar, teheccüdteler. Bakıyorlar ki zelzele oluyor. Ev böyle gidip geliyor, beşik gibi. Bir sağa gidiyor, bir sola gidiyor. Hemen alelacele çıkarın misafiri kurtarırım diyorlar. İniyorlar aşağı bakıyorlar, başka evlerde hiçbir şey yok. Sallanan bizim evimiz. Bu misafirde bir şey var diyor. Dikkat ediyorlar. Hazreti Üstad ya hay ya kayyum esması çekiyor. Ya hay ya kayyum ya hay ya kayyum ya hay derken hep sağa yatıyor. Ya kayyum derken hep sola yatıyor. Bunu Hulusi Bey gibi yalan söylemesini bilmeyen birisi söyledi. Ömrümde bilerek hiç yalan söylemedim buyurmuştur Hulusi Bey. Özelliği var yani. Şimdi onun yolunda gidenler diyorlar ki zikir yok. Zikir yoksa ne var? Kalpte zikir yoksa
şeytan var. Şeytan kurtumunu takıyor, vesvese, dalalet, fısk, bilmem ne tekinatında bulunuyor kalbe. Nasıl ki zikir başladı, kalpte zikir başladı, o zaman hortumunu çekiyor ve çekip gidiyor. Ne zaman ki gaflete daldı kalp, şeytan yine gelip hortumunu sokuyor, vesvese veriyor. Nur dairesinde başkalarının anlayamayacağı yüksek mertebede zikir var. Anlayamayacağı, hatta hala anlayamadıkları bir mertebede zikir var. Zikir haldir, kal değildir. Zikir haldir, kal değildir. Zikir gelir, debelenmeye başlarsın. Seni o anda zikir seni debelettirir. Sen bakarsın dersin, bu aklını oynatmış. Zikir gelir, sema yaptırır insana. Hazreti Peygamber'in huzurunda sema yaptırır. Sahabe-i kiram. Ve sohbet en büyük zikirdir. Risale-i Nur'un temeli olan sohbet, zikrin en yükseğidir. Zikir olarak ne anlıyoruz yani? Mutlak vekillerin böyle bir tarzı yok. Onlar fırsat bulamadılar. Sungur Efendi bugün Risale-i Nur dairesinde, kim Risale-i Nur okuyorsa, Sungur'un onun üstüne hakkı vardır. Diğerler değil. Ama Sungur'un Nur dairesinde kim bugün Risale-i Nur okuyorsa onun üzerinde Sungur'un hakkı vardır. Ne gece ne gündüz, ne yaz ne kış, evini bilmeyen bir insan. Evliydi, evini tanımıyor. Daimi Anadolu'yu karış karış adım adım dolaşıyor. Bir yerde ehli imandan biri acaba bu işe sahip çıkar mı diye bütün Anadolu'yu dolaşıyor. Ve herkes bu dolaşmanın neticesinde Risale-i Nur talebesidir. Onun böyle oturup zikirle meşgul, zaten o kalben zikrediyor o. Yani ama böyle meclis, şekil, bilmem ne. Bunlar zaten hem zamanında yasaktı, hem onun zamanında yasaktı, hem de onun zamanları yoktu. Hem de onun zamanları yoktu. Evet, bu bacımız zikir meselesinde yanlış düşünüyor, yanlış düşünüyor. Yanlış düşünüyor. Üstadımızın zikirle alakalı çok hatıraları vardır. Çok hatıraları var üstadım. Bilhassa eski saydığım çok hatıraları vardır.